Sevgili seyirciler, dün yayından sonra çiftler bir araya geldi. Yani kimler geldi, kimler ne konuştu, hangi kararları aldılar, bunların hepsini konuşacağız. Hürü. Efendim. Reklama abla. Giderken bir cümle kurdum. Evet abla, ben bir araya gelmedim. Kendisi benim oğlumu aradı. Dün akşam oğlum telefona bağladı. Kendisi bana şart koştu. Üç dedi, çocuğunu sana vereyim. Ben de kendisine dedim ki Ahmet, 25 seneden beri ben senin kapında köle gibi çalıştım. Bunu biliyorsun. Çocuklarımla beraber çalıştım. Ben bu çocuklarım hakkında olacak. Benim bu hakkımda olacak. Bana ne vereceğin dedim. Ben dedi sana dedi, üç çocuğu veririm. Allah'a dedi uzak olun. Bana dedi şey olun. Ben dedi sana dedi ne hak veririm ne dedi bir şey veririm. Ben bunu kabul etmeyince bana kendisi dedi ki karşımda oturuyor. Hiç yalan konuşmasın. Kendisi bana dedi ki sana dedi bu saatten sonra dedi çocuk da yok dedi. Sen de dedi Maraş toprağından da dedi sürürüm dedi. Bana şart koştu. Ses kaydında var. Esra abla zaten hiç yalan söylemesin. Aç dinlesin aç. Vardın avukat hanıma ben dinlettim zaten. Oteline dedi varım dedi. Ben de dedim ki ne ben oteldeyim. Otelin dedim önüne iniyorum gel. Kıbrıs'ın İstanbul'un dedim jandarmasını arayacağım. Otelin önüne ineceğim Ahmet dedim gel. Durmadan beni tehdit. Benim çocuklarımın hakkını benim hakkımı. Adam bir de zaten inkar ediyor. Etmesi de zaten şurada dursun. Bir de adam üstüne üstlük tehdit ediyor. Senden boşanırım. Boşanırken çocukları seni veririm. Seni boşamam süründürürüm. Sana da tamam, beni süründürsün. Hiçbir şey vermem. Ama benim kabul ediyorsan et, etmiyorsan ben senden boşanmıyorum, seni süründüreceğim. Dediniz, bir de beni tehdit ediyor. Çocuklarımı tehdit ediyor. Buyurun Ahmet Bey. Aranızı dün akşam böyle bir konuşma geçti. Ben yararlı buraya 4 gün oldu. Bugün 4 gün oldu. 4 evet. Gün böyle bakayım. Sağlıkla suçlanan burada 2 tane şahıs suçlanayım. Şu anda sizin o karı koca dinledi. Mevzunuzu 4 günün dinliyoruz. İçerisinde bu taraftan 50 tane belki yayın aldınız. Telefon balansını benden taraftan sadece bir kişi oldu 2 saniye konuşturdunuz. Ama şu an genele hitap bak, etmiyoruz. Burada dün akşamki hayır, ben eşinizle telefon ben, görüşmesi yaptınız eşimle mı? Eşimle telefon konuşması akşam aradım. Oğlum dedim ki aç. Şu anama dedim beni bağla. Çünkü benim telefonu aramadım çünkü benim numarası yoktu. Aramadım. Oğlum vermek bağla dedim. Vermek istemiyorum ben sana numaranı. Bak, niye vereyim? Geçen gün konuşan çocuk istese geri bağlansın. Dedim ki buyur baba dedi. Oğlum annen numarasını bileyim dedim. Bileyim dedi. Sen otelde misin dedim yoksa Maraş'ta mısın dedi. Baba ben orada değilim Maraş'tayım dedi. Şu anama bağlaydım. Şundan bir konuşak dedim. Açtı bağladık dedim. Ne yapıyorsun dedim. Oturayım dedi. İyi güzel. Dedim ki bak sana çocukları vereceğim. Tamam. 3 tane çocuk var dedim. 3 tane sana vereceğim. Ama başka benden bir şey talep edemezsin dedim. Niye dedi. Ben sana bir şey vermem dedim. Neden dedi. Ben dedim büyük oğlana vereceğim dedim. Bu Bekir'den yani. Ben dedim bağışımı Bekir'e yaparım. Bekir deydim. Hayır grubuna verir. Kime verirse versin. Tamam ne vereceğimiz. Ama beni ilgilendirmez dedim. Ne vereceğimiz. Ya bir laf dinle bir sana ne vereceğim. Belki canımı şimdi, vereceğim. Şimdi ben Ahmet onu duymak zorunda. Çocukların annesi benimsem onu duymak zorundayım ben. Çocuklarınız 22, 17, 15, 13, 11 ve 8 yaşlarında. Hı-hı. Değil mi? Hemen 5 tane çocuk var. Yani 22 yaşındakini saymazsak 17, 15, 13 ve 11 ve 8 yaşındakilerin aslında tüm yaşamlarını devam ettirebilmesi için maddi bir kaynağa ihtiyacı Esra var. Da. Eşinizin çalışma hayatı var mı? Kimin? Sizin. Evet. Çalışan bir kadınsınız değil mi? Çalışan bir çocuklar insan. Da sizin yanınızda kalacak. Esra bir abla. Baba olarak. Benim çocuklarım Esra küçük abla, Esra abla. Çalışanların hepsi kendinin anneye, yanında. Çalışamayan çocuklar benim yanımda. Okula giden çocuklar benim yanımda. Çocuk mesela şeyde, hayır, sosyal güvenlikle para değil. Kendi çekiyi, kendi çocuklarınızın iyi. Baba olarak sorumluluğunu neden almıyorsunuz? Tamam çocuklarım ben de artık bundan sonra ben çocuklarım vermiyorum. Kolay, ondan bahsetmiyorum. Ya çocuklar sende kalsın annenin yanında her zaman iyidir. Ben de seni mağdur etmem. Zaten seni Hatice ile birlikte dedim olarak. Bak, Esra abla dedim çok ki. Çok üzdüm. Bak, Esra abla ben. Çok incittim. Esra abla bir söz hakkı verin konuşayım lütfen ya. Buyurun. Yoksa bile tekrar gireceğim artık bıktım yani. Buyurun. Vallahi başım ağrıdı. Bu kadından bıktım usandım yani. Giden şey git suçlu adamı kaçar. Yürü ya kadını arayayım insanla konuşayım kadın tehdit edeyim. Evet. Diye. Neyinden korkum da ben bunun ya. Suçlu ben bu kadına diyeyim ki sana ufak çocuklara diyeyim yardımcı olacağım. Sırtını alacağım diye neyse yapacağım. Ara kayıtları çıkasın oğlum ya. Hı hı. Daha oğlan yalan söylemez diye. Tamam, büyük çocuğa dedim yardım var edeceğim. Var, ama dedim gücümün yettiği kadar 50 derim, 100 yani. Ederim, 200 ederimdir bu seni ilgilendirmez dedim. Hı hı. Çocuk dedim bunun yanında olduğu için. Bu çocuk dedim, çocuğun demiyor gönlüne dönüp sözleşmede yazarsın ya dersin ki Hürü ben şu kadar sana nafaka veririm. Bütçe ben nafaka işi yok. Benden nafaka işi yok. Çünkü bu adam bizi çok kandırdı. Ben 1 milyon nafaka veririm bu kadına. Neden? Vermem. Ama bak biraz önce söylediğine çalışıyorsun. Ben çocuğa veririm. Ben ya alırım. Çocuğa vereceksin de o kağıtta yazacak ne kadar vereceğin. Çocuk için ya diyor zaten. Her çocuk için yazacaksın oraya bir rakam. O da vereceği olur mu ya ha çocuk için 10-20 yaştan çocuğun kadın bir mi?
Ben belki çorak adını vereceğim. Yürü çorak adını vermeyeyim diyor. Her çocuğun ismini yazacaksın atıyorum oraya. Ben kafan bir şey vermeyeyim. Anlasın mesela, diye söylüyorum. Lazım. Ben çocuklarımla vermeyeyim. Bu kanalda boşamak istemeyeyim. Atıyorum 6 çocuk için 2000 lira veriyorum hayır, dersin. Hayır bu kadın beni yormasın. Başka kesinlikle bir şey konuşmak istemiyorum. Sen boşanmak mı istemiyorsun? Ben boşanmak Ahmet? İstemiyorum. Neden? İşte... Ben sen istemiyorum. Ben senden boşanacağım. Ben çekişmeli boşanacağım. Öyle de boşanacağım. Öyle de boşanacağım. Şimdi boşanmıyorum. Çekişmeli tabii ki boşanacağım. Çekişmeliye zaten gideceğim. Çocuklarımı da vermiyorum. Devletine kanunen geçsin alsın. Hadi canım niye boşanıyor o zaman? Bakayım da diyeyim. Hakim savcı. Sen herhalde kararlar. Sen de onların da huzuruna geleceğim. Duyuyor musun Hatice Hanım? Seni sorunum var. Hatice'cim siz oraya daha geçmemiştim. Özür dilerim. Ay boğazımı yuttum. Şimdi sen boşanmak istemiyorsun. Diyorsun ki çekişelim. Tabii. Kaç yıl sürerse sürsün. Aynen. Peki siz de kavga dövüş var. Ya, kavga dövüş derken tartışma ve küslük var. Değil mi? Siz uzlaşamadınız. Hayır Esra abla. Yan yana gelebildiniz mi? Gerekirse diyeyim, gel adam alın yanına, gelin burada %100 konuşalım. Ben de böyle bir adalet, ben de ben bir jandarmı yararım diye ben. Tamam, siz uzlaşamadınız. Hatice Hanımcığım, siz dün yayından sonra eşiniz Ümit Bey'le yan yana oturup konuşabildiniz mi? İletişim evet. Kurabildiniz evet, mi? Evet Esra Hanım, iki medeni insan gibi oturduk, konuştuk. Halbuki. İki medeni insan gibi. Evet. Bu iki insanın da gayretiyle olabilecek bir şey. Evet. Ümit Bey. Efendim Esra abla, buyur. Nasılsın? İyiyim çok şükür, senin saygı duyarım. Sağ ol. Dün evet. Eşinle Hatice ile bir araya gelip konuşmuşsunuz. Evet şimdi Esra abla, ben bu çocuk konusuna gelince tamam boşanalım her şeyi konuştuk, ben güvenemiyorum. Konuştunuz dün akşam. Ya şimdi çocukları bana ver diyor. Ben de bundan korkuyorum, bir yana bana göstermeyecek. Ben bundan korkuyorum Esra abla. Böyle bir şey yapamaz. Şimdi ne evvel konuştunuz Allah, Hatice? Ben evvel söz Allah, verdim Esra abla, kendisine. Ablacığım. Konuştuk biz. Sana saygı duyabilir miyim? Son Allah'a, tabii. Sonra sana güveniyorum. Ha. Bir de bir şey soracaktım. Sor. Fatoş Göksoy yok mu? Benim ablam özellikle bağlanacak, sizinle görüşmek istiyor abla. Bağlayabilir tamam. Mi rica etsem? Sana saygı duyuyorum. Tamam. Ümit'e, Ümit. Şimdi Fatoş'a gelmeden önce yan yana geldiğinizde Hatice senden af diledi mi? Tüm bu yaşananlar için özür diledi mi? Sana haksızlık yaptım dedi mi? Yok ben hakkını helal et dedi, ben etmiyorum. Yani içelim kendinin yakasında. Ben etmem. Ay yok, dün başka etmem. Konuşuyordu. Hayır ben niye helal edeyim? Nasıl geçti görüşme? Ya ekip eşliğinde geçti zaten. Ya. Şeyimiz de var, kayıtlarımız da var. Oturduk konuştuk. Dedi tamam dedi, çocuklar sende kalmasını istiyorum ama dedi... İstediğim zaman görüştüreceksin. Tamam dedim, ben annesiysem sen babasısın. Bunu hiç kimse inkar edemez. Telefonda Esra da abla, telefonda da konuştururum. Şey görüntülü de konuştururum Esra dedim. Abla. Gün içerisinde de götürürsün. Alır Esra gezdirir abla. Tozdurursun. Babası yani. Bir rica edebilir miyim? Tabii, tamam Bey. Dedi. Şimdi bu sıra bakma, ben sana bir şey soracağım. Şimdi Hatice de bu şey konuşuyor. Bu ancak bunu mahkeme karar verir. Doğru mu abla? Tamam da sen... Doğruya doğru. Ben doğru söylerim abla. Siz karar vereceksiniz buna Ümit. Eğer anlaşmalı boşanmak zaten. İstiyorsanız şimdi ben siz karar göstermez. Ben korkuyorum. Benim yanıma da getirmez. Ben bundan şüpheleniyorum. Ben bu tamam. Ama sen, ben o çadırda... Zaten sen görmeye gelmezsin ki, arıyorum telefonu bile açmıyor. Esra abla. Nasıl çocukla görüşecek? Adamın sizin elinize mi gelecek? Bir dakika bir şey soracağım. Bir de çay koyun içelim mi diyecek yani? Yapmayın Allah aşkına. Aramıyor Esra Hanım. Esra abla. Görüştürmez diyorsun ona. Ümit'ciğim şunu merak ediyorum. Siz bir şekilde Hatice, Ümit'le uzlaşır ayrılırsınız. Değil mi? Sen boşandıktan sonra bekar bir kadın olacaksın. Evet. Yanındaki adam boşanmadı. Karımı da diyor süründürürüm diyor, boşanmayacağım Esra diyor. Esra Hanım boşanmasa da burada mı oluyor? Bu durum seni etkiler mi? Hayır boşanmasa da burada mı oluyor diye bir yıl sorun öyle bekledim, onu da beklerim. Belki 3 yıl sürecek, ne biliyor? Sürsün. Belki 5 yıl. En uzun ne kadar sürüyor yani? Tabii istinafa ya da Yargıtay'a gittiği zaman 3 yılı bulur. 3 yıl. Bekler misin beklerim. Yani boşanmadan? Beklerim. Şunu demez misin ya? Hani sen de bir kadınsın. Ya artık yaptığımız yeter. Biraz da utanalım. Yüzümüz kızarsın. Hürü'yü de mağdur etme. O da bir kadın. Çocuklarla kalacak. Boşan bitsin. Sen de ben de artık kendi hayatımıza, normal yaşamımıza bakalım demez misin ona? 7 akşam.
Konuştuk onları dedim. Akşam dedi bak ben bundan konuşayım bu kadın değil ki çocukları ver kendine dedi. Gerekli kadar parası yani yardım da olur diye. Ben değil kadın beni konuşturmuyor. Sen de diyorsun ki bana ya sen 20 yaşında çocuk yalan söylemesin. Ben benim oğlum arasını demeden önce ne kadar para vereceksin diyor. Diyor ki bak benim... Cama çıkar benim bağırırım diyor. Benim bir birikmişim otelde. Yok. Benim elimde bir şey yok. Benim elimde 5-10 tonunda malım var. Tamam ben satayım da onu da ona vereyim kurtulayım da. Ama ki ya bu kadın diyor ki bana sen bana şunu vereceksin. Ya ben sana niye nafaka ben vereyim? Ne diyeyim, ben sana yardım... Ya niye vereyim? Hem çocuğu vereyim ben nafaka vereyim. Sen çocuğu nereye kendin mi doğurdun tek başına? Sen işte kendin mi doğurdun tek başına çocuklar? Sana çocuk mucuk yok. Sen çocuğu diye konuşuyorsun. Gör, kes sesini ben konuşuyorum. Sen kes sesini. Sana çocuk mucuk yok. Ben hadi anında bak sen. Hadi gel abi. Üçü de benden çocuğun. Gel abi. Ama Ahmet Bey şöyle yapıyorsanız. Bak sen. Kalemleri sen vermiyorsun. Ara diyorum. Kalemleri sen vermiyorsun. Ben ona kimsin ben sağ olsun. Sen vermiyorsun. Sen vermiyorsun. Sen sus. Sen onun avukatlığı yapamazsın. Burada bizi sana dinleyecek avukat var. Sen Ahmet'in avukatı değilsin. Yeri gelirse avukatı da olurum. Sen Ümit'in muhatabı. Daha ben boşanmadım. Sen kes sesini ben... Yeri gelirse avukatı da olurum. Sen kes sesini. Avukat değilsin. Boşanmadın ama milyonların önünde istemiyorum diye bağırın. Hatice bir şey söyleyeyim mi? Avukatı karşıma. Önümde boşanırsın zaten. Onun önünde ben varım. Sen neyi dinleyecek misin? Hatice bak. Daha avukatım avukatı olmaya gelmeden önce... Sen onun gerçekten hani kanunda da imza ile de eş statüsüne gel ondan sonra her şey olursun. Ama sen daha oraya gelemiyorsun. Yanındaki insan sana bu kıymeti bile vermiyor. Onu savunmaya kalkıyorsun. Önce kendine bak sen. Burayı mağdur ediyor. Şurasını verdi ya o da önemli. Hayatım aman kuru kalpler evet. Yani ne yani, kalpler gördüm. Esnafla bir şey söyleyeceğim. İmzayla mı bir sahip sayılmak? Ha? Evet. Sana da bir imza mı yani? Evet. Valla evet. İmza ile değil biraz. Evet. Değer yargıları evet. Hepsi bir bütün. Aile dediğimiz kurum Türkiye Cumhuriyeti'nde... Esraf aile dediğiniz kurum öyle kuruluyor. Hepsi bir bütün beyler. Anne babalık öyle oluyor. Esrafla. Miras öyle geçiyor. Kalbini verdin aldın. Aldın kalbi geri. Söz uçuyor. Yazı kalıyor. Bak yarın git de seni Hatice Hanım'a. Gider. Hı. Hiçbir şey de talep edemez. Aynen. Nasıl dediniz az önce? Nasıl dediniz? Söz uçabilir ama buradan silemez. Bak silinir. Ay silinir. Bak neler silinmiş. Aldı çocuğunu silmiş. Ahmet Bey, sizin önce Ahmet Bey'e sorun. Bir çocuğu bile silmişsiniz. Bırak Bey, bir çocuğu bile silmişsiniz değil mi? O kişiden çocuğu evladı kerek bile sizin hayatınızda çok kolay. Çocuğu ben hayattan silsem ağaçtan tek kelime açtığımda buyur baba efendim baba demez. Ben bir saniyenizi rica ediyorum. Anne anne. Ahmet Bey, Ahmet Bey, şimdi aslında söylemeye çalıştığımız şu, sizin burada bağlayıcılığınız evliliğiniz değil mi? Tamam. Bir de bu evlilikte boy boy 22'den 8'e kadar çocuklarınız var. Tamam. Bu da sizi bir arada tutan. Tamam. Evet. Bir tarafta bir Hatice gelene kadar aşkınız da vardı. Aşkımız yok. Sevginiz de vardı yok. Bak. Sen bu kuralların hiçbirini... Ben sadece namus meselesi için ben bu kadını bırakmadım. Siz bu kuralların hiçbirini tanımıyorsunuz. Aile cüzdanını tanımıyorsunuz, aileyi tanımıyorsunuz, evlilik kurumunu tanımıyorsunuz, babanı, eşliği, çocuk hiçbir şeyi tanımıyorsunuz. Hatice Hanım da diyor ki ben de bir kalbi var diyor. Bu kadar şeyi tanımayan bir kalbi mi kıymet verir? Sen de Hatice bak biraz mantıklı. Burada elinde bir sürü şey var. Başkasına aynısını yapmak yapar belli. Yapmayın ben kadınlar için daha çok üzülüyorum. Buraya benim karşıma senin gibi birçok kadın geliyor. Öyle sevdim böyle sevdim. Kalbini verdi, aşkını verdi. Yanıyorduk, tutuşuyorduk. Ama ne bak, oldu? Çıkmış. Hepsi kül oldu. Bak milyonların önünde bağıra bağıra seni istemiyorum, boşanıyorum diyor. Sonra da kaldırmış ben. Sonuçta daha benim nikahlı kocam diyor. Doğru. Üç gün sonra barıştılar. Boşanmış da öyle. Ama şurası önemli. Boşanmadım dedim ya burasında ben, yok. Boşanmadım. Kim yok? Hürü yok. Kimin yok? Benim yok. Sen kendi kalbinden ve duygularından sorumlusun. Başka birinin duygularından sorumlu değilsin. Orayı göremezsin, bilemezsin. Tamam mı? Sen sadece kendi hissettiklerini ifade edebilirsin. Onun adına konuşamazsın. Esra abla. Ben niye boşanmak istemiyorum Esra diyor. Abla. Hatice, ben Ahmet düşünsene. Senin kardeşinin birlikte yaşadığı kadına bile yardımcı olmaya çalışan akşam, bir adam. Akşam ne dedi bir saniye bana? Ahmet, bir dakika, sen akşam bu kadar hayırsever bir adamsın. Sen Hürri'yi mi mağdur edeceksin? Bence ya, şöyle dakika, düşün. Dakika, akşam bana ne dedi biliyor musun? Şöyle bile düşün. Bile sana neden boşanmak dedim, bile istemiyor? Bile dedim niye boşanmayı zorlaştırıyor? Nasıl seni rezil niye etti? Yok, nasıl seni rezil etti? Hatice'cim bak ne olur. Niye Ahmet boşanmayı zorlaştırıyor? Kendini niye bu işi yokuşa yapıyorum. Sürüyor? Anlaş. Sebep? Esrafla canlı yayınlarında dinlersiniz. Hayır, ben bu işi yokuşa sürüyor. Karşısında medeni sen bir insan yok anlaşamıyorum. Hayatım bak senin o yılan dediğin Ümit bile dünyanın safı nasıl senle medeni bir şekilde geliyor. Konuştu. O adam bile bununla medeni.
Bir şeyi gözden kaçırıyorsun. Hı. Niye boşanmayı yokuşa sürüyor? Bu başka bir şey. Yokuşa sürmüyor. Biz hepsini konuştuk akşam. Ne diyorsun? Bence yokuşa sürüyorsun. O zaman teklifimi kabul et. Hangi teklifini? Ben senin çocuğunu vermişsin. Ortak noktada sana yardımcı olacak olmuşsun. Oğluna para verecek olmuşsun. Yani yardım edecek olmuşsun. Sen kadın daha hala çocuğum demiyor Esra Hanım. Bana ne kadar para vereceksin diyor. İşi gücü para olmuş. Aklına fakasın. Bunun derdi çocuk değil. Bunun derdi çocuk değil. Çocuk değil değil. Çocuk yok. Varsa para verin millete. Bu bulete terk edin. Ben çocuklara kaç aydır bakıyorum. Bir kere arayıp sormamış. Ben bu kadına çocuk bırakmam diyor. Niye bıraktın o zaman? Ay vallahi bir dakika söz hakkı istiyorum. 6 aydır ben niye çocuğu bırakmam diyor. Bundan 2-3 gün önce bu adam ne diyordu? Benim 4 çocuğum var diyordu. Akşam birdenbire nasıl oldu da Bekir bunun oğlu oldu?